Arkadaşlar merhabalar. Bugün 1 Ekim 2022 Cumartesi. Ben Bahattin Çağdaş. Şimdi yorumlarda dünyadaki Çeşme Rumuzlu takipçi kardeşimiz hatırlatmış, rica etmiş. Ne demiş bakalım? Abi sana bir link göndereceğim demiş. Pardon gitti bak. Nereye gitti ya? Bir saniye. Pardon, bir saniye, bir saniye. Evet arkadaşlar, şurası şey yapmayayım, kayıyor. Ne derler işte, mouse oynatınca. Bir link göndereceğim, o linkten ki videoyu inceleyebilirsen çok memnun olurum. Videoya kısaca şöyle, Ataput'un büstüyle dalga geçen çocuğu polis Ataput'un büstünün önünde dikip hakaret ediyor. Bunu bir yorumlarsan çok memnun olurum. İç Anadolu'dan selamlar, aleyküm selam. Link aşağıda demiş. Link yok. Göremedim. Önemli değil ama konuyu biliyorum. Konuyu biliyorum. Ricasını kırmayalım. Fakat tekrar bakınca ben videoya bakınca canım sıkıldı. Bir de tekme atıyor polis. Çocuğa bir de tekme atıyor yani. Şimdi bakın. Bakın. Konuya bakın. Polisin işi değil. Polis bir aracıdır arkadaşlar. Şimdi bakalım. Habere bu bakalım. Şimdi haberde ne diyor? Kocaeli'de Mustafa Kemal Atatürk'ün büstünü şöyle şurası büstü karşısına geçerek hakaret ederken çektiği videoyu tamam mı? Sosyal medyada yayınlayan YS polis ekiplerince gözaltına alındı. Arkadaşlar polis sadece tutar aracıdır. Kolluktur. Kol alır. Yargıya teslim eder. Polisin hiçbir hakkı yoktur onun dışında. Polisin ceza vermek gibi yani psikolojik ceza olsun, fiziki ceza olsun böyle bir hakkı yok. Polis ne derler yani teflon tava gibidir. Bulaşmaz konuya. Konuya müdahil olmaz. Alır, varsa bir durum götürür savcılığa, teslim eder. Ondan sonrası ceza verme işi artık nedir? Adliyenindir. Ama biz de öyle değil ki bu iğrenç rejimde öyle değil ki. Polis dayak atıyor arkadaşlar, işkenceler yapıyordu. Biz polis karakolunun sokağında oturduk. Erzurumlu polis 5-10 denilen inşaat kalaslarıyla adam kovalardı. Hemen yanımızdaydı karakol. Gerçi bahçesinde güzel incir ağaçları falan vardı. Gider yerdik falan ama onun dışında sabaha kadar böyle inleme sesleri gelirdi. Onlar bir şey değil. Siz Sansar Yanhan'ı bilmiyorsunuz. Sirkeci'deki Sansar Yanhan. Onun Sansar Yanhan'ın içinde derler ki gerçi Saadettin Tantan'la yaptığımız Saadettin Bey'le yaptığımız röportajda pek girmek istemedi o konular ama Sansar Yanhan'ın içinde bu ülkenin gençleri, çocukları işkencelerden geçti. Kapısında şey yazardı. Yazarmış. Allah yok, peygamber izne çıktı. Hiç umut beklemeyin. Sizi kimse bu işkenceden kurtaramaz demek. Neyse, konuya gelelim. YSA'yı gözaltına alan polisler çocuğu Kemal Atatürk büstü önüne götürdü. Bak, senin işin değil. Eğer bir suç varsa 5816 sen alıp götüreceksin. Kafana göre iş yapmayacaksın, tamam mı? Kafana göre iş yapma hakkın yok senin. Eğer yapıyorsan senin cezalandırılman gerekiyor. Götürdüler. Ölürüm Türkiye'm şarkısını söyletmişler. Çalıntı var ya, çalıntı parça. Hani Kürtçeden çalınmış Ölürüm Türkiye'm. O şarkıyı söyletmişler. Bak bak. Demek ki MHP'li bunlar abi. Bu polisler. Pardon. Şarkısı eşliğinde bir de tek ayak üzerinde bekleterek asker selamı vermişler.
ve kendi kendisine hakaret etmesini söylemişler. Bak etti 3. Yani çocuk kendi kendine hakaret edecekmiş. Cep telefonuyla kayıtını altına almışlar ve sosyal medyada yayınlamışlar. Bu görüntülerde polisin tüm bunların sonunda çocuğa bir de tekme attığı görülüyor. Göreceksiniz şimdi. Hızlı bir şekilde geçelim. Gazeteci Barış Yarkadaş Twitter hesabında yaptığı paylaşımda belki de Barış bir arkadaşın yaptığı tek olumlu iş budur. Pek sevimli bulmam onu. Şey gelir bana böyle itici gelir. Atatürkçü bir yurttaş olarak söylüyorum. Pardon ya. Görüntüdeki gencin Atatürk'e yönelik saygısızlığı ve sinirlendim. Densizliğinin cezası bu olamaz. Polis bu gence nutuku verse, bak bu da ayrı bir ceza veriyor. Nutuğu veriyor. Yani işkence kitabını veriyor. Ayrıca psikolojik işkence. Okudu ne olacak? Ne salak adamsınız ya. Vallahi. Nutuğu okusa ne olacak ya? Verse ve okumasını sağlasa daha faydalı olur. O da nutukmuş. Nutuk. Ayrıca polisin kafasına göre ceza verme etkisi yok. Evet, o kadar basit ya. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor ya. Polisin kafasına göre inisiyatif kullanarak ceza verme yetkisi yok. Eğer böyle bir şey olursa yani her şey pardon ya. Her şey darmadağın olur. Herkes kafasına göre bir şey yapar ya. MHP'lisi MHP'liye göre yapar. CHP'lisi CHP'liye göre yapar. Neyse, diyerek polisin tutumuna tepki gösterdi. Çocuğu darbeden polis hakkında soruşturma başlatıldı. Bakın bu 2018'in haberi. Şimdi o polis nerede abi? Gerçekten ceza aldı mı? Takip edildi mi bu konu? Tamam. Şimdi arkadaşlar, burası değil. Evet. Şuraya geçtik. Tamam. Ya Allah ya Bismillah. Bakalım. Bak şimdi. Çocuk bu. Olabilir. Yani genç küfür de eder, oraya da eder, Mussolini'ye de eder, buna da eder, bilmem ne yapar. Protestosunu kullanır yani. Şimdi şöyle bakalım. Pardon. Of, tekme. Tekmeden önce bir daha bakalım. Bak. Bak. İş güzel polislere bak abi. Ulan eğer sizi takip etmedilerse, yani sizi eğer şey yapmadılarsa, cezalandırmadılarsa, arkadaşlar millet hala zannediyor ki polisin ceza verme yetkisi var ya. Abi polis sadece bir aracı abi. Alıp getirir sana. Alıp getirir sana. Polis alır ve getirir sana. Mahkemeye getirir yani. O kadar bitti. Kafasına göre hareket ederse iş neye döner? Çöpe döner, çöpe. Bak. Söyle lan. Ben... Söyle lan. Sen nesin? Sen nesin çocuk? Of. Dur lan, daha yeni başladım. Bir dakika dur. Sen ne? Sesi kesiyorlar. Çocuk orada kendine bir küfür ettiriyor. Arkadaşlar bu arada büstün önünde ha, ona göre. Büstün önünde. Şöyle ha. Şöyle alalım. Of. Söyle lan. Ben. Söyle sen lan neydin? sen. Ay, bir de şey, tek ayak üzerinde durduruyorlar. Durduğu ayağını arkadan vuruyor. Yani orada şey bile attırır, lif bile attırır yani. Umurunda mı lan polisin? Polisler ne işkenceler yaptılar be. Bu milletin gençlerine. Senin benle işin yok da. Benim seninle işim var. Be. Yiğitlik yapıyordunuz oğlum. Ne var bu lafta yani? Evet doğru. Benim seninle işim var yani. 100 yıldır benim seninle işim var. Çocuk tamam. Arada küfür etmiş olabilir. Size zarar vermeyeceklere söz verdiler. Siyasi kimliği. Evet bir daha bakalım şöyle. Söyle lan. Ben... Sen nesin?
Arkadaşlar bu arada yorumlara bakın ya. Hepsi desteklemişler polisi. Şuna bak. Kimisi eşcinsel demiş çocuğa. Kimisi küfür etmiş. Şunlara bak. Bunlar ne aşağılık insanlarsınız sizler ya. Of. Söyle lan. Ben... Bunu dünyanın Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde yapacaklar. Abi, o polisi ne yaparlar? Ters asarlar ha. Ters asarlar. Yani bu çocuk çörpü gelse İngiltere'de Churchill'e küfür etse ne olacak? Yani kraliçeye küfür etse, krala küfür etse, gitse Fransa'da şeye De Gaulle'a küfür etse, Napolyon'a küfür etse. Ya böyle bir şey yapabilir mi polis ya? Sen neyse. Of. Senin benle işin yok da. Benim seninle işim var. Be. Yiğitlik yapıyordunuz oğlum. Bize zarar vermeyeceklere söz verdiler. Ne var Bir ya olarak. bunda? Ne var şunda ya arkadaşlar ya? Evet arkadaşlar. Bugün 1 Ekim 2022 Cumartesi. Ben Bahattin Çağdaş. İstek üzerine bunu sizlere bir yorumlayayım dedim. Evet, bir genç büste, heykele bu şekilde hesap sorup bu video çekip bunu da yayınlayınca işgüzar polisler varsa cezası 5.816'nız var zaten. Bir de sen bunun üzerine polis olarak kendin niye ceza koyuyorsun abi? Ne hakla koyuyorsun? Al, götür, mahkemeye ver. 5.816'dan ceza yerse yer. Hadi neyse ona dersin gene mahkeme ver dersin. Sen niye karışıyorsun bu işe? Evet arkadaşlar. Kolay gelsin.